Geçtiğimiz günlerde montajını yaptığımız şantiye panosunun projesini beraber inceleyelim. Öncelikle ilk baştan başlayalım. TEDAŞ hattı geldi. 3x32 amper sigortaya girdi. Projede gösterildiği gibi. Sigortadan çıkıp saate girdi. 3 fazlı bir saat varmış. Saate girdi. Şurada gördüğünüz elektrot, 2 metrelik elektrotlar, yani topraklama kazıklarını gösteriyor burada. Saatten çıktı. 4x6 milimetre karelik kabloyla, yani 4x6 kablo kullanmamızı istemiş pano içerisinde. 4x6'lık kabloyla geldi. 3x25 otomata girdi. Hala 16 amperlik bakır hattı buraya kadar getir demiş bize. 3x25 sigortadan da çıkıp kaça akım rölesine girdi. Yani kaça akımın önünde 3x25 olmasını istemiş. Kolon sigortası mantığıyla. Kaça akımın da değerini 30 miliamper olduğunu açıkça belirtmiş. 30 miliamperlik 4x25 amper bir trifaze kaça akım rölesi koy demiş. Sonra kaça akımdan da 1x16 ve 3x16 olmak üzere iki ayrı uca dağıt demiş. 3x16'da da trifaze bir priz göstermiş. 1x16'da da monofaze bir priz göstermiş. Mühürlü bölge dediği alanda TEDAŞ'ın onay verdikten sonra mühürleyip elektrikçinin artık müdahale etmesini istemediği alan. Yani saat ve 3x32 bağlantıdan sonra mühürlenecek demektir. Biz sadece 3x25, 4x25 kaçak ve 1x16 ile 3x16 sigortalarımıza müdahale edebiliriz daha sonrasında. Videonun montajını yaptığım videoyu açıklamalardan bulabilirsiniz. Dostlar, bu arada videoyu beğenip abone olarak bana destek olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi izleyenlerin %90 kadarı henüz abone değilmiş. Şimdiden iyi seyirler.